Gel bakalım. Gidiyor. Ara mısın? Dur la. Dur ipleri alayım şurada. İpleri kim atmış? Sen için içeri giriyor. Sen para. Ne? Dur bağırıyor aşağı gel. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Kalk el alem gitti git. Böyle kalmış. O gitsin kalan da var ya. Onu bir kovalayam ya. Nereden geçmiş o? Neydi bu taş? Alısıydı da var iyi olurdu ya. Ço. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine koyundayız. Ay çok da güneş geliyor. Bugün erken çıkardım arkadaşlar sabah. Kendime bir çorba ısıttım. Hemen kahvaltı istemiyordu canım. Çorbamı yedim. Köy ekmeğini de doğradım içine. Ondan sonra hemen çantama öğle yemeğimi sardım. Ve yola çıktım arkadaşlar. Şöyle koyunu çıkardım. Bugün erken çıkardım. Neden? Çünkü koyun yayılmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zorluyor beni. Yayılmadığı için de gitgide zaman geçtikçe hayvan zayıflıyor arkadaşlar. Sürekli gürlerse hayvan bu sefer zayıflamaya başlıyor. O yüzden erkenden çıkardım. Karnını doyururum. Ondan sonra yatırırım arkadaşlar. Öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra günlük vlog tarzında yine her zamanki gibi koyunda akşama kadar neler yapacağız? Bakalım ne maceralar bizi bekliyor. Hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle keçiler de şu yanına gitmiş. Bunları bir götürelim ilk önce. Galiba olmasınlar. Yoksa sonra sıkıntı çekeriz. Köpeklerimi de saldım. Zaten bunlar çoğu zaman yanıma geliyorlar. Diğerleri nerede ki? Nerede bu ladide mi? Nereye gitti bilmem. Neyse. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için her zaman tekrardan çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. En önemlisi. Beğenin. Evet. Şu keçileri yukarı çıkaralım. Ve başlıyoruz çobanlığı. Hadi bakalım. Tosbik. Kara kızım benim. Sen bana niye gelmiyorsun? Bir de eve bakalım. Pamuk ne kadar gülüdü bana ya. Vallahi. Sen hiç gelmiyorsun. Küseyim mi ben? Benim kızım bana hiç gelmiyor arkadaşlar. Hiç. O kadar kendine düşkün. Ama şey aldın mı? Yarışa gülü. Keçi sağa tuttun mu? Ayşe'nin gözlerinde de çıktıydı o şeyden. Hastalıktan hani kuzular oğlakların ağzında çıktı ya onlardan. Gözlerinde kalmış az bir şey bir gözünde. Öbürkünden geçmiş ağızları falan. Oğlak daha da iyileşti maşallah. La koyun! Ben sana daha öldü gün tuz vermedim mi? Ne bu tuz sevdası? Olmaz. Manaman tuz yiyemezsiniz bu sıcakta. Beyniniz şaşar vallahi. Ayşe kaçtı. Pamuk olsa öyle durur kocam. Öyle durur. Bu Ayşe alışmadı bana. Davar ürktü. Korktum başıma gelmesin.
Ansızın kurt çeker vallahi aşağı. Gel, 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 gel. Hayırdır, niye korktunuz siz? Bakayım ben bakalım bir şey mi yapıladı kurt mu? Gel, gel. Arkasından geliyordum da. Ne olabilir? Köpekler de. Vallahi bir dakikada çeker şuraya. Neden korktu bu da var? Şu şeyin içine çeker bir dakikada. Kaç ağırlık olursa olsun. Bu şeyle çeker aşağıya. Tam kurdun ayağı burası. Tehlikeli. Sabah sabah arkasından doğru geliyordum ben. Birden ürktü de var. Hemen yarıştım geldim. Bir şey gözükmüyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Biz buralarda dedemle çok kurt gördük arkadaşlar. Her sabah biz buraya, işte buraya kafa derler. Meşalci, kavakçı, ondan sonra karagönlük. Buralara, bu arazilere gelirdik hep. Her sabah dedemle. Burada her sabah yani. Çoğu sabah kurt görürdük. Bura tam kurdun ayağı. Çünkü yani üst tarafından şöyle gelir kurt. Şuradan hemen içeri şuraya çeker ağaçların dibine. Öyle. O yüzden hemen yarıştım geldim. Allah'tan bir şey yok. İyi ki de yok. Güzelce de yayılıyordu da var ya. Joe! Var mı bir şey oğlum? Baksana o da koku alıyor Allah'a. Tavşan falan da kalkmış olabilir. Çünkü tavşan yeri de burası ama bilmiyorum. İnşallah bir şey kaptırmamışızdır. Ya olsa zaten gözüküyor hemen. Yarıştım geldim. 10 saniye içerisinde de belli de olmaz. Neyse. Şöyle aşağıdan giderken yine ben bakarım buralara. İnşallah bir şey olmamıştır. Bu da var aşağı doğru gidiyor. Onu uçuyorum. Şu kızı var ya, şu kızı. Bu kabak kızı koyacağım ben. Bizim buralarda panayır oluyor arkadaşlar. İşte Eylül gibi falan. O zaman da video çekeceğim ve çok güzel. Bolu, Gerede, Dört Duvan, Yeniçer bizim bu taraflarda hep oluyor. Sizin oralarda oluyor mu hiç bilmiyorum. Türkiye genelinde oluyor mu bilmiyorum. İşte en çok Gerede meşhur. Gerede panayırı. Mahya denir. Ondan sonra başka adı var mıydı ya? Genelde Mahya, panayır. Onlar işte. Oraya gideceğim. O zaman keçiler satılıyor arkadaşlar. O zaman hayvan pazarı falan olacak. O zaman keçileri satacağız. Allah nasip ederse arkadaşlar. Ondan sonra içlerinden 5-6 tane keçi koyacağız biz. 3-4 tane kendim beğendiğim oğlaklar var. Keçilerden bilmiyorum. Keçilerden babam karar verir de. Oğlaklardan 3-4 tane oğlak koyacağım. Kendime biri o kabaktı. Nereye gitti kızım? Doğru gitmiş. Sonra bir kıvırcık oğlaklardan koyacağım. Ondan sonra bir tane de beyaz oğlak var. Bir tane de belli böyle çizgili siyah bir oğlak var. Dişi bunlar hep. Tin 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 tin. Ah, bir çocuğun daha hayalleri suya düşmüş. Bunlardan hep görüyorum ben bizim burada ya. Hep uçuyor bunlar. Buraya dolanmış. Patlamış herhalde. Bizim bu tarafta bunlardan hep var. Demek ki kaçırıyorlar. Bu yanına geliyor. Kanka. Patlamış mı? Sen de kamerayı yiyip durma. Al. Geç. Bu keçi geçen gün 2 tane şarj aletimi kopardı arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi koyunu gürnettim. Koyun gürne yatıyordu işte. Keçiler de ben telefona bakıyordum. Taşın üstüne oturdum. Keçiler de sürekli çantamda oynuyor. İşte üstüme böyle zıplıyorlar. Oyun oynuyorlar. Böyle keçileri bilirsiniz. İşleri güçleri oyun. Ondan sonra benim de hiç aklıma gelmiyor. Telefon şarja takılıydı. Batarya vardı yanımda. Ondan sonra arkadaşlar şarj olmuyor. Telefonun şarjı 15. %15 falan. Ondan sonra şarj olmuyor. Bir de baktım şarj kablosunun ucu yok.
Eyvah dedim, şarjı bir çıkardım. Şey de vardı, ses bombası da vardı yanımda. Onun da şarj aletini yemiş. Ondan sonra şarj aleti, kendi telefonumun şarj aletini de yemiş. Koparmışlar, yani yememişler de ağzında oynarken koparıyorlar. Bunu çok fazla yapıyorlar. Ben çok fazla böyle bir şey yaşadım. Tülay ablam da çok yaşarmış. O zaman şarj aleti değil de Tülay ablamın da çok fazla kulaklıklarını kopardılar. Şimdi geliyorlar, oynuyorlar. Kulaklık böyle aşağı sallanıyor ya. Ucundan hop birden bir asılıyor, kopuyor kulaklık. Ondan sonra neyse %4 falan şarjım kaldı. Bizimkileri aradım. Hasan şarj aletini getiriverdi bana. Ondan sonra arkadaşlar akşam oldu, artık eve doğru gidiyorum ben. Bir saat falan kaldı eve gitmeme. Sonra bu yine, nerede o üçkağıtçı? Bu yaramaz çocuk, sen gel. Şöyle yine şarj aleti şuradan çantamdan şöyle sallanıp şurada duruyor tam burada. Elimde de telefon. Ondan sonra geldi, benim aklıma yine gelmiyor. Sonra birden bir asıldı şarj aletini. Şarj aleti böyle şey oldu, tam kopmadı ama böyle zedelendi. Böyle burkuldu, böyle bir tuhaf oldu. Ondan sonra dolduruyordu şarjı. Aradan işte bir 10-20 dakika ya geçti ya geçmedi, şarj olmuyor. Bir de baktım içindeki kablo kopmuş maalesef ki. İki tane orijinal şarj aletini kopardı bu yaramaz çocuklar. Maalesef ki. Bayağı kızdım bunlara. Ama gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Biraz da benim, yani benim hatam aslında yok. Hani aklıma gelmedi öyle bir şey oldu. Böyle bir de bıçak kesiği gibi böyle kesiyorlar. İşte Instagram'a koydum, paylaştım. Yazmışlar ki Nurgül onu sen kestin. Ya ben niye keseyim? Canım mı sıkılıyor durup dururken? Yani şarj aletlerini kesip video çekeyim. İşte böyle insanlar da var maalesef ki. Öyle ki çok kişinin de başına gelmiş. Hikayeyi cevap olarak vermişler. Nurgül ben de yaşadım. Nurgül işte benim de kulaklığımı koparmışlardı. Şarj aletimi koparmışlardı. Hatta birinin traktörünün müne kablolarını falan koparmışlar. Arabanın mı traktörün müne. Çok fena bu keçiler var ya. Öyle eğer az bir yüz verirsen hemen şımarı veriyorlar. Öyle. Geçen kolayı sizlerle paylaşayım dedim. İnşallah bugün de öyle bir şeyle karşılaşmam. Yeni şarj aleti aldırdım babama. Gösteririm birazdan da. İşte dün de Bolu'ya gidiverdiydi o. O zaman dedim bir şarj aleti al. Şarj aletleri yok. İkisini de koparttım. Bir tane var, hızlı şarj aleti var. İşte hızlı şarj aletinde bu bataryaları olmuyor maalesef. Eğer aldırmasaydım bugün şarjsız kalacaktım koyunda. İyi ki aldırmışım. Aklıma gelmiş. Bunların da en sevdiği yere geldik işte. Taşlı duşlu yere. Şöyle şuradan yukarı göle çıkacağız. Ondan sonra gölden sulayacağım. Aşağıya tekrar indireceğim. Aşağıda yatıracağım. Ondan sonra öğle yemeği yiyeceğiz. Ama öğle yemeği yerken ben şey getirdim, et getirdim ama o etleri nasıl kızartacağım? Ateşte pek yakmak istemiyorum ama küçük bir ateş yakıp hani etrafını taşla falan çevirip bir şey yapacağım. Böyle ateşte tavukları yapacağım ama tavuklar kanat değil. Onların isimleri ne oluyor bilmiyorum. Onlara şey yapmak lazım, böyle tel olması gerekiyordu aslında, iyi oluyordu tel. Acaba ben de şey düşündüm, bu dallardan şöyle tel tarzında bir şey yapıp üstlerine koysam olur mu diye düşündüm. Bilmiyorum, bakacağız işte ilerleyen şunlardan, kabaklardan biraz çomak falan yapalım. Ne dersiniz? Bence olur. Deneyeceğiz, fikir üreteceğiz. Şimdi sulamaya geldim de mandalara bakın. Yüzekten gidiyor. Elmam düştü yere ya. Alın kızlar, yiyin biriniz bunu. Kim yiyecekse. Okay, bunlar da bizim. Joe! Suya dayanamayıp girmişsin gene. Gel gel, eğlenme. Tabağında da ses etsin. Yanaşma! Burada bak. Şekere. Karşıda buzağılar var. Dün akşam bunlar buralarda kalmış arkadaşlar.
Saat 9 gibi yarısını bulabildik bunların. Annelerini aldık. Şunlar dün gece burada yatmışlar. İnekler. Şurada şunu götürdüklerimiz de şu aşağıdaymış. Oradan aldık gittik. Bunları bulamamıştık. Göremedik. Ve sabahtan beri bağırıyorlar. Ben ta aşağıda seslerini duyuyorum bunların, buzağların. Annesiyle şimdi buluşma anı. Ananasının tatlı kara kızları. Ya şunlara bakın. Büyük buluşma. Senin anan nerede? Seninki daha gelmedi mi? Gel gel. Hay maşallah. Anasının kara kuzusu. Seninki de gelir birazdan. Gel. Sen de mi anasın? Evet. Sevmiyor valla. İyi emin bakalım. Peki size ne demeli? Keyiflere bak ya. Çok güzel keyfiniz. Çamura yatmışlar bir de. Koyunu yatırdım arkadaşlar. Hemen kalkmadan öğle yemeğimi yiyeceğim. Şu şekilde küçük bir tane taşlarla ördüm. Tedbirimi aldım ve şöyle bir ateş yakacağım. Çok küçük minicik. Altındaki de pür arkadaşlar, kuru pür. Çabuk iyi yansın diye. Elim yandı ya. Rüzgar bu taraftan esiyor. Hemen yakar. Güzelce yan işte. Hora göçü bir şey. Hello bey. Yanıvermiyor da. Mis gibi kokarmış şimdi he. Buru ardıç. Allah Allah. Niye de minat diye ya. Hadi bismillah. Kalın odun getireyim ben. Şey olsun, kömür olsun ki etler iyi bitsin. Ateş kömür olmaya, bor olmaya başladı. Bir tane şöyle bir dal getirdim ben. Bu daldan bir şeyler yapacağız artık. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Keçiler yemesi için de yapraklı yapraklı götürdüm. Gelirler şimdi, ne bilmiyorum ha. Şöyle yemeye. Şarj aletlerini yemeye. Şöyle. Şimdi 3 yapalım.
ATV sesi geliyor. Koya yakın bir yerdeyim de senden su isteyecektim. Suyu götürmüş. Zaten öğlen buzağlara falan ot veriyoruz arkadaşlar biz. Bunları vermeye gidiyormuş. Ay, hadi bakalım. Gündüz için geldin ateşin başına kadar. Aa, kavak ki. Allah'ım. Deli gibi bir şey. Ellerimi ben bir yıkayayım. Ateşin başının etrafında yıkayayım da şuralar ıslansın. Tavuklarımı ben sosladıydım sabah gelirken. Bakalım ne hale gelmişler. Yağı çıkmış yağı. Şöyle ızgara yaptım. İnşallah umut ettiğim gibi güzel olur. Şöyle et sosladıydım. Biraz daha karıştırayım yağını. Yanmamış. Etlerin yağlanması var ya, çok sinirlendiriyor. Kendime masa yapıyorum. Altında taş olmadı herhalde. Saçma mı oldu altında taş? Taş da bulunmuyor ha, yok. Doğru düzgün.
bayağı düzmüş. Hatta evet, bayağı da acıktık değil mi? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen yemeğimizi yemeye başlayalım. Havada serinliyor, güneş gidiyor. Keçiler kalkıverir, bir an önce yemem lazım. Yoksa başıma iş açarım, yiyemem yani. Anam anam anam, ayaklar falan var ya. Uyuşmuş. Bu sırtım zaten bir haftadır koptu. Bu çantada ne var bilmiyorum. Eşek ölüsü gibi. Vallahi kendi kendime diyorum ne var? Bir şey de yok çantada. Bir su var. İki armut var. O kadar, başka bir şey yok. Kameralar var işte. Şarj aletleri var. Bataryalar var. Telefonlar var. Gerçi gene iyice şey varmış. Şimdi koyunu kaldırdım ben. Ondan sonra bayağı yayıttım. Yarısı günlüğe, yarısı yayılıyor. Ama bir türlü suya götüremedim. Suya götürmek için dört dolanıyor. Ama bir türlü suya gitmiyorlar. Neyse, şimdi zorla suya iletiyorum. Az bir şey kaldı şurada gölete. Sulayıp yukarılara çıkacağım yine. Eğer sulamadan gidersem yayılmıyor arkadaşlar. Bir de çok öyle bir sıcak var ki yakıyor. Zaten kapkara çıktım. Çok fena eller falan karabücük gibi oldu benim aynı. Çünkü gerçekten aşırı sıcak ve saatin olduğu yer beyaz. Kenarları simsiyah. Belli oluyor mu ki? Size yakından gösteririm birazdan. Bayağı da yanmışım ya. Çok yanmışım ha. Aşırı derecede. Neyse. Kışın beyazları sıkıntı yok. Kız! Zilli! Nereye gidiyor? Şimdi ben eti yedim arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Ondan sonra onu da çantama koydum. Şimdi yiyeceğim. Karnım acıktı. O zaman çok acıkmadıydım. Yiyeyim. Bir an önce hem ağırlık gitsin değil mi çantadan? Ha böyle leş gibi taşıyıp duruyorum yahu. Allah. Sanki taş doldurmuşum gibi aynı. Ağır. Gelme. Kara keçiler bitti. Siz başladınız değil mi? Şşt. Kamerayı düşürüyorlar, görüyorlar. Senin boynuzlar çok kocaman olacaklar. Efe. Babalarının boynuzları da çok uzun. Domates. Tavuk, ekmek, su. Gel! Sonunda suya götürdüm kızları be. Vallahi. Çok zor oldu ama hallettik. Lan cimcimeleri.
karşılara geçeceğim. Gölge gelmiş şuralara, şu dağlara. Aslında yukarı çıkacaktım. Suya getirene kadar çok vakit geçti. Bu sefer geç kalırız. O yüzden karşılara geçirelim bugün de. Bugün son herhalde benim koyuna gelmem diye düşünüyorum. Ama ekin gelirse o zaman yine gelirim. Bakın benim pomuma. Özlediniz mi siz de benim pomuğumu? He? Anasının kurban oldu. Anasının kuzusu. İnsan büyüttüğü mü böyle oluyor maalesef. Bu farklı benim için. Her zaman farklıydım benim kız. Nasıl gidiyor? Anasının kurbanı. Anasının boncuklusu. Çikinem benim. Tüylere bak tüylere. Taptı kuzum benim. Şöyle yukarı yavaştan çıkıyoruz arkadaşlar. Yoruldum be aşağıdan yukarı çıkana kadar. Önüne geçtim de birden şurada iyi ot var. Orayı birden geçmesinler diye. Ha, size şey gösterecektim. Yanığımı. Amele yanığını. Şuna bakın. Nasıl fark var. Şu Saad'ın olduğu yer bembeyaz. Ellerim, kollarım. Kara böcek gibi. Kara kız olmuşum ben, kara kız. Hey yavrum, hep sizin yüzünüzden. Siz beyaz olun, ben kara olurum. Hiç sıkıntı değil. Şaka şaka. Ben galiba keçileri böldüm ya. Şu kara keçiler çok fena. Bölünüp duruyor. O golünat tarafından aşağı kaçmış olabilirler. Baktım ama göremedim. Falan eve mi giderler? Oradan bir şeye mi gidiyorsunlar? Ota bak ota! Oo! Mis mis! Yine götürdüm ben sizi keratala. Ben önüne geçeyim. Yarışıp gidiyorlar. Kurt galiba sürekli takip ediyor beni. Bakın yine geldi. Yukarıda. Sürekli takip. Sizlere de söyledim ya annem. Kurt hemen birden dalmaz. Sürekli takip eder. En şey noktada yakalar. Öyle bir şeysi vardır kurdun. Ve takip ediyor sürekli. Ama bilmiyorum, inşallah kurda bir tane keçi koyunu oğlak falan vermemişimdir. İnşallah. Kız? Anam ne gitti? Böcek miydin yoksa? Al. Al armut vereyim. Benim yanıma gelen kızlardan hiç yok. Gelin armut vereyim. Al. Al kız. Ne? Ne? Al. Sonunda. Sapını da mı yiyeceğim? Sapını yeme, çıkar geri. Çık çık. Ne kızıyorsun kız? Artık eve gitme zamanı geldi. Yavaştan yavaştan eve doğru gidiyoruz. Sulayacağım. Oradan aşağı ineceğiz. Bundan keyri eve gideceğiz. Karınları mis gibi doydu. Sabah da erken çıkardık ya. Bayağı iyi doydular maşallah. Şöyle önüne eğleyekten yavaş yavaş gideceğiz. Karagöz bir şey yok mu? İnan ki yok. Yok bebeği. Yok yok. Şöyle. Poz verin kızlar kameraya. El sallayayım bir de. Bu
Bunları ben mi bölmüşüm? Bunlar şeyden inmedi, gölün alt tarafından indiler. Baktım ben, yoğurdu uladı. Ne ara geldiler bunları bilmem. Ne zaman kayıyor? Sen sabahtan ne gölüm oradan? Aynen sabahtan değil, şimdi akşam ötün böldü. Gölü sabahtan mı gelirler? Hayır, beyhu kumulladaki gölü. Sen şöyle eşekler. Siz benim başıma bela mısınız, dert misiniz, tasa mısınız? He? Siz de bana ne gitmesiniz? Gel buraya, gel. Gel buraya. Gel, gel. Şey. Bunların da bir durup durup arabaya şey havlamı şeysi var. Hadi lan. Ne zaman indiniz lan siz aşağıya, he? Ne zaman indiniz? Şöyle şekle. Na çok fena. Bunlarla baş olacak dert değil. Satacağım ben sizi ya. Sizinle baş olmayacak. Çok tehlikelisiniz siz. Gerçekten tehlikeli. Dur. Şşt. Çık. Yaramaz çocuklar. Hele şu var ya, şu şeyleri yiyen, kabloları koparan. Çok fena. Ne olacak bunların hali bilmem. Yürü. Sıpala sizi. Hadi. Sen de şimdi arabalara sunuyor. He? Bir daha görmeyin, duymayın. Git de oğlakları kovala gel. Yürü. Git. Para. Çek. Çek. Evet, aslan parçaları. Yal koydum yukarı. Gidin, her yerde çanak var. Burada ya. Sen etekinden ye git. Koydum buraya git. Ya da bundan yesin gitsin. Eve geldim. Sağ salim. Yalları verin. İyi yolla. Evet arkadaşlar, yine 21 bin adımla günü bitirdik. Yoğun ve zor gündü yine her zaman gibi. Ya sıcak olması biraz yoruyor insan. Onun haricinde çok fazla bir şey değil. Bir de keçiler yoruyor. Dur kız, düşeceksin şimdi. Pisim benim, pisim. Evet, kedilere de mamalarını verdik, yağlarını verdik. Yediler, köpekler de yediler. Artık ben eve gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın, değil mi? Minnoşum videoyu beğensin, değil mi? Bence de. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle. Tekrardan Allah'a emanet. Hoşça kalın bakalım. Hoşça kalın bakalım.